Selam arkadaşlar, ben Yusuf. Bu videonun başında da görmüş olduğunuz üzere Adobe videolarım silinmişti. Bunu beni takip eden kişiler zaten biliyordur. 100 bin izlenmeyi geçmiş olan bazı Adobe videolarım da vardı. Bunların hepsi bir kanalına silindi. Ve bugün bu videoyu çekmemdeki amaç şu. Belki şu an beni tanımıyorsunuzdur. Kendimi tanıtayım, ben Yusuf. Bu kanalda bilim, teknoloji ve eğitimle ilgili videolar çekiyorum. Yani içerikleri üretiyorum. Adobe videoları vardı bilgisayar eğitim serilerimde. Yani bir programı, Adobe programlarını bilgisayarımıza nasıl yüklüyoruz? Bunlardan bahsediyordum. Ama bu videolarım silindi. Neden silindi? Bugün biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi silindi ama silindikten sonra bana gerçekten bir büyük dezavantajı oldu. Bu ne oldu? Kanala ihtar geldi ve arkadaşlar üst üste aynı firma tarafından iki defa ihtar geldi. Şimdi kanala ihtar geldiği zaman ne oluyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kanala 3 defa ihtar gelirse tamamen kanal kapatılıyor. Yani tamamen kanal artık YouTube'dan silinmiş oluyor. Ve bundan sonra tekrardan kanal açıp devam etmek için yaptığınız zaten emek bu ayrı bir şey. Yani vermiş olduğunuz emek, çalışmış olduğunuz bir sürü ay var. Şimdi bunlar ayrı bir şey. En kötüsü de şu, bir daha YouTube'a kendi adınızla giremiyorsunuz. Nasıl giremiyorsunuz? Ben yine kanal açıp girebilir miyim? Evet girebilirim ama para kazanamıyorum. Size bu videoları çekerken harcamış olduğum maliyetler olsun, kendimden vermiş olduğum zamanım olsun, bunların hepsinin bana elbette bir maliyeti var arkadaşlar. Yani bunun olması gerekiyor, yoksa ben de hayatımı devam ettiremem. Şimdi iki tane ihtar aldığımı söyledim. Adobe videolarımdan kaynaklı böyle bir şey oldu. Neden silindi? Adobe videolarım kanaldan neden silindi? Kanaldan silinmesinin en büyük sebebi arkadaşlar, Adobe firmasının bana yollamış olduğu telif ve teliften sonraki ihtar süreci. Yani şöyle bir şey, direkt bana telif yollayabilir, yani Content ID diye bir şey var, yani bana direkt telif yollayabilir. Videonun parasını, gelirini kendisi üstlenebilir ama bir de direkt ihtar yollayabilir. İhtarda da dediğim gibi 3 ihtarda kanalınız kapatılıyor. Bana da direkt ihtar yolladı bir firma, 2 tane ihtar gönderdi. Şimdi bu nasıl oluyor? Doğru bir şey adına kendimi savunmuş olsam bu ihtarları sildirebiliyorum, silebiliyorum. Bir hukuki süreçten sonra oluyor bu ama. Bunun hukuki sürecine giremezdim. Çünkü girdiğim zaman haksız olduğumu biliyordum. Bu ne demek? Şimdi videolarım ilk başta kanaldan neden silindi? Arkadaşlar Adobe firması diyor ki, ben parayla satmış olduğum yazılımı, parayla yıllık belli periyotlar halinde satmış olduğum yazılımı, sen bunu bir şekilde kredi yoluyla artık hangi şekilde olursa olsun bir şekilde sen bunu yönlendirmesini yapıp başka bir siteye yönlendirme yaptığın için biz sana ihtar gönderebiliyoruz diyor. Ve ihtar da gönderiyor ve bu konuda da maalesef haklılar. Ondan dolayı da ben Adobe videolarına devam edemedim. Çünkü devam etmiş olsam, kanala tekrardan Adobe videolarını yüklemiş olsam kanal tamamen kalıcı bir şekilde kapatılacak. Ve ihtar geldikten sonra şöyle bir durum var. Kanal artık arka tarafında, bu beni ilgilendiriyor ama size biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Kanalın arka tarafında bana 90 günlük bir ihtar sürecini eğer kabul ediyorsanız, yani haksız olduğunuzu kabul ediyorsanız, bu ihtar sürecinin süresi diyor ki size 90 gün, yani 3 ay boyunca bu ihtarların kalkmasını beklemelisiniz. Ve bu 3 ay içerisinde 3 defa ihtar almamalısınız. Ben zaten 2 tanesini almışım. Kimden almışım? Adobe firması tarafından ben bu ihtarları almışım. Ondan dolayı bundan sonra artık kanalın gidişatıyla ilgili Adobe videolarını kanalıma koymayacağım. Çünkü herhangi bir firmaya uymayan bir şey olduğu zaman, bu belki 1 yıl olur, belki 4-5 yıl sonra olur, bana ihtar gönderme gibi bir soru, beni böyle bir sorunla karşı karşıya bırakıyorlar. Yani bu maalesef üzücü, çünkü halen bu konuyla ilgili abi Adobe videoları neden silindi? Abi işte Adobe videolarının linklerini bana gönderir misiniz? Halen YouTube'da yeni çekmiş olduğum içeriklerin altına yorum olarak geliyor. Adobe videolarını abi tekrardan yükleyebilir misin? İşte bana bu konuyla ilgili ekstra bir yerden açıklama yapar mısın? Gibi birçok şey geliyor. Maalesef Adobe videolarını bundan sonra kanala yüklemeyeceğim. Çünkü yüklediğim zaman gerçekten de
beni zor duruma düşürüyor ve hatta kanalın tamamen kapatılmasına kadar bir gidişatı söz konusu oluyor. Ondan dolayı bundan sonra Adobe videoları kanalda olmayacak. Şimdi kanal üzerinde rahat 8-9 tane Adobe videosu vardı. Yani Adobe programlarını yükleme ile ilgili videolar vardı. Bunlar neydi? Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Illustrator, Adobe işte Edition, ne bileyim Adobe After Effects, birçok bu tarz programların yüklemesini ve hazır size setup'ını veriyordum. Ve bunları da siz kolay bir şekilde bilgisayarınıza yükleyebiliyordunuz. Şimdi bu süreç nasıl işleyecek? Biraz bunlardan bahsedelim. Ben şimdi bu süreci ilk başta şunu düşündüm. Kanalda biliyorsunuz katıl butonu şeyi var. Ben katıl butonunu aktif hale getirebiliyorum. Aktif hale getirdiğim zaman bu videoları sadece üye olan kişilere özel bir şekilde açabiliyorum. Burada da şöyle bir şey var. Ben bunu bu şekilde yaparsam, evet, ilk başta bir sorun yaşamayacağım. Yani bunu firmanın görmesi adına düşündüğümüz zaman bunu firma görmeyecektir. Ama bana üye olmuş olan bir arkadaşımız gidip bu videoyu yayabilir, kopyalayabilir. Kopyaladıktan sonra bu videonun evet ben onu kaldırma imkanına sahibim ama bu video bir şekilde firmanın kulağına gittiği zaman arkadaşlar o zaman da yine bir hukuki süreç işliyor. Yani bu konuyla ilgili benim ekstra yapabileceğim bir platform üzerinden ben yayınlayayım desem beni her açıdan, hukuki açıdan sorun teşkil ediyor. Sebebini söyledim çünkü adamlar parayla satmış olduğu programı ben bedava bir şekilde size sunuyorum. Bunun evet yani yanlış bir şey. Evet kabul ediyorum bu gerçekten yanlış bir şey. Çünkü adamlar bir hizmet veriyor. Vermiş olduğu hizmetin çabasını artık emeğini karşılığını almak istiyor. Ama maalesef fiyatlar gerçekten yüksek. Fiyatlar yüksek olmasaydı da herkes bu programları orijinal bir şekilde parası neyse verip ona göre bilgisayarına yükleyip kurulumunu yapabilseydi. Ama mecburen bu şekilde işlemiyor. Şimdi bununla ilgili bir şey düşünmeye çalışıyorum ama hala bulabilmiş değilim. Yani sizin aklınıza bir şey geliyorsa bunu yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ama benim aklıma bir şey gelmiyor çünkü başka platformlar üzerinden mesela YouTube yerine Dailymotion gibi platformlar üzerinden de yayınlasam onların da kendine ait bir sistemi var. Ve eğer şöyle bir şey var. Eğer onların sisteminde adamların karşılığı, firmanın yani hakkının yendiğine dair bir karşılık bulamazsa bu sefer Türkiye sınırları içerisindeki mahkemelerle benim sorunum ortaya çıktığı için yani sorunum bu tarz bir işleyişe gideceği için ondan dolayı oraları da eliyorum. Çünkü o platformun üzerinden de yayınlamak kısıtlı bir şey. Belki şunu yapabiliriz, onu düşünüyorum. Makale üzerinden yani video değil de makale üzerinden bu konuyla ilgili bir açıklık getirebiliriz. Yani şöyle şu an neredeyse resmi kurumların çoğunda bile bu programların orijinalini görmüyoruz. Yani örneğin ben kendi üniversitemde bile sadece bazı programlar dışında bu programlar pahalı olduğu için öğrencilerine de bu programları belli bir şekilde sunamadıkları için ne yapıyorlar? Yine benim size anlatmış olduğum üzere o silinen videolarında anlatmış olduğum üzere nasıl yapacağınızla ilgili biraz bilgi verip o yöne yönlendiriyorlar. Evet yani bunu bütün üniversite değil ama yapıyorlar yani. Evet neyse. Dediğim gibi sizin aklınıza bu konuyla ilgili bir şey gelirse yani bu videoları bir yere yükleyebileceğim platformlarla ilgili mesela aklınıza bir şey gelirse oraya yükleyelim. Oradan size yardımcı olmaya çalışayım. Bu konuyla ilgili gerçekten fazla yorum geldiği için bu videoyu çekiyorum. Ve kanalda da gerçekten benim şu ana kadar en fazla izlenen videolarım silindi diyebilirim. Çünkü bir tanesi 100 binin üzerine çıktıydı. Diğeri 70 bini geçmişti. Yani kısaca gerçekten çok emek vermiş olduğum bir videoydu. Ve sizin sevdiğiniz bir videoydu. Bunları ben silmedim arkadaşlar. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Bunları, bu videoları ben silmedim. Bunlar kanaldan silindi. Bu arada şunu söylemek istiyorum. O videolar halen bilgisayarımda duruyor. Halen 7-8 tane hatta sonradan çekmiş olduklarım da vardı. 12 tane Adobe videosu var. Halen bilgisayarımda duruyor. Bunlar artık bir şekilde bulmamız gerekiyor ama bundan sonra YZB kanalı üzerinden bu tarz bir videoları görmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu son nokta olarak söylemek istiyorum. Kanala abone olarak bilim, teknoloji ve eğitim yolunda bana ve kendinize destek olabilirsiniz.
Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.